Hollandalılar Alman mı? Kısmen evet, kısmen hayır. Tarih boyunca Hollanda her zaman bir gücün altında kalıyor. Uzun yıllar boyunca İspanyollarda kalıyorlar. Veraset krizinden sonra, Burgundi'nin veraset krizinden sonra uzunca bir dönem İspanyolların altında kalıyorlar. Sonra Avusturlular devralıyor. Sonrasında da Napolyon döneminde ise Belçika olarak onların hegemonluğuna geçiyorlar. Sonrasında da tekrar Hollanda olarak kuruluyorlar. Sonra birbirlerini yiyorlar. Ondan sonrasında da böyle kalıyor. Ama her zaman büyük bir gücün altında kalıyorlar. Finler Türk mü cidden? Öyle bir şey var. Uralları geçen bir Türk boyu olduğunu söylüyorlar. Yani kabul ediyorlar. Hollandalılar tarih boyunca askeriye o kadar değil de ticarete çok önem veriyorlar. Mesela eğer askere ihtiyaçları olursa paralı asker ordulara başvuruyorlar. Yani kendileri birebir zaten nüfus olarak da o kadar kalabalık değiller. Paralı asker orduları üzerinden götürüyorlar yapacakları işi. Mesela donanma mı lazım? Donanma kiralı abi. Ama çok güzel ticaret gemileri var. Dünyanın her yerinde Hollandalıların limanı vardır. İrlanda nasıl bağımsız oldu? Özerk gibi düşün. Yine kraliçeyi sevme taraftarı var. Ya İskoçya gibi düşünün. Mesela şu an günümüzde neden İskoçlar İngilizleri terk etmiyor? Adamlar meclisinde referandum yapıyor. Diyor ki biz İngiltere'ye bağlı kalalım. Nerede William'ın ahı, değil mi? İngilizlerin dünyaya hükümranlığını konuşabiliriz. Adamlar Amerika olmadan bile dünyadaki topraklarının çok büyük bir kısmını yüzeysel ve nüfus olarak ele geçiriyorlar. Hindistan'ı ele geçiriyorlar, Afrika'yı ele geçiriyorlar, Kanada zaten hala onlarda, Avustralya'yı demek bile istemiyorum gibi gibi. Mısır keza öyle. Mesela Hollandalılar neden iyi savunamadı? Ya da Belçikalılar neyi yanlış yaptı? Ya bu adamlar Almanların bir kere daha saldırabileceğini düşünmeyen insanlardandı. Yaptılar, iyi bir savunma yaptılar ama en nihayetinde sende bisiklet yürekleri var, değil mi? Şaka bir yana karşına tank geliyor. İngilizler buraları güçlendiriyor, eyvallah. Ama karşı koyması mukayese edilemez. Zaten buraya saldıranlar tank bölüklerinden daha çok piyade. Almanlar buraya piyadeyle saldırıyor. Tek tük tank gönderiyorlar. İsviçre'nin tarafsızlığı. İsviçre para bankası olarak o dönemde görüldüğü için İsviçre'ye çok fazla şey yapmıyorlar. Yani Almanlar da bir şey yapmıyor. Zaten dağ diyor. İsveç de her daim tetikte zaten. Bunların belli başlı geçişleri var. Dağda yaşamak için planları var. Yani gidip de Zürih'i kaybederler. Eyvallah da bu adamlar zaten Zürih'te değil de Bern gibi dağlık arazilerde. Adamlar bütün geçişlere, tünellere şey koymuş, bomba koymuş. Hadi gel diyor. Gelebilir misin? Gelemez. Almanlar neden 4500 paraşütçüyü Hollanda'ya attı? Belçika'ya daha çok mu attılardı? Bilmiyorum da asıl Benelux olarak konuşacağım. Hangisine kadar attı bilmem. Gördüğü nehirler var. Şu nehirleri kurtarmak için. Burada köprüler var. Geçişi güvene almak için atlıyorlar. Yüzyıl savaşlarından sonra Fransa ve İngiltere nasıl bir anda dostane ilişkiler kurdu? Kurmadı ki. Hiçbir şekilde kurmadılar. Onların dostlarına yaklaşımı sanayide. Napolyon sonrasına denk geliyor. Napolyon bitene kadar birbirlerini yiyor bu herifler zaten. Aryan ırkı nereli? Atlantisli. Atlantis'ten göç ettiğine inanıyorlar. ABD'ye nasıl bu kadar büyük bir göç oldu? İş imkanları mesela Avrupa'da nüfus patlaması var. Nüfus artıyor ama mesela iş bulamıyor bu adamlar. Çoğu zaman kıtlık oluyor. Avrupa'da çok kıtlık olmuştur. Hastalık oluyor. Yeni bir dünya size vaat ediliyor. Diyor ki burası yeni bir dünya. Arsalar beleş, ücretsiz. Devlet dağıtıyor. Kocaman bir dünya. Her milletten, her ırktan adam gidiyor bir dönem. Çoğunluğu kim oluşturuyor? İngilizler oluşturuyor. Kanada'da nüfus dağılımı çok enteresan. Fransızlar çok üstün. İngilizlerle yarışacak kadar üstün. O da Kübek kolonisi yüzünden. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Giyo. Führerim, biz sizin yolunuzdan ilerlemek istiyoruz. Tabii. Sizin dünyaya gerçekten adalet, barış, refah ve mutluluk getireceğinizi biliyoruz. Gayet güzel. Biz faşist yolundan gidiyoruz ve Avrupa'nın kapılarını dünyaya açıyoruz. Bizi eğer etkilerseniz ya da etkilemeye başlarsanız halkımızı belki ticaret konusunda ikna ettiğimiz gibi faşizm yoluna da sürükleyebiliriz. Tabii ki. Biz eski topraklara geri almak istiyoruz. E tabi hakkınız. Bizim bir Kalimantan olursa Olur, çok mantıklı. olur. Kalimantan'ı hallederiz. Deve de kulak. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Merhabalar Sayın Dirk. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Buyurun. Bu topraklar ne kadar sıcakmış. Evet, siz üşüdünüz sanki. Üşüdük efendim. Ondan dolayı yönümüzü Asya'ya çevirmeye karar verdik. Güzel. Asya güzel bir yer. Daha sıcak size göre. Evet efendim. Bizden ne istediniz? Ondan bir tane çok güzel toprağınız varmış. İsmi Leser Sunda. Çok büyük işçiler çalışıyormuş. İşçilere ucuz para veriyormuşsunuz efendim. Çok kazanıyormuşsunuz. Öyle duyduk. Evet. Biz de o toprağı böyle ucundan bir alsak. Ne vereceksin bana? İki tane sivil versek. İki sivile sence o toprağı verir miyim ben? Ama efendim bakın İzlanda gibi bir dostumuz olacak. İzlanda gibi bir müttefik. Bir düşüneyim. Gerçekten Yani. düşünemedim bile yani. Bir tankımız var efendim, görmeniz lazım. Valla bizde de bisikletliler var. Ama efendim bu tankı üretmek için işçi yok.
Zaman. Bu işler hep zaman. Yani inanman lazım önce. Önce bir inanacaksın ki üretebilirsin. Yani reddediyorsunuz efendim. Öyle anladım bunu. Yani erken dönemde evet ama ilerleyen dönemlerde belki. Sizin gibi değerli bir müttefiki kesinlikle görmek isterim ama şu an halden anlamanız gerekiyor bizi de. Yani ama size fabrika verecektik, yatırım yapacaktık. Yani vermek isterim de siz bence biraz İngilizden de nişansınız. Çünkü bizim de basacak yerimiz yok. Efendim İngilizlerden İskoçya'yı istedik vermediler ya, anlamadık. Allah Allah ya, Allah Allah. Niye vermemiş ki? İşte efendim biz vermelerini düşündük ama kabul etmediler. Yorkshire'ı falan da isteseydiniz hazırmışken. Yok o kadar da değil. Atalarımız oradan geçti ama yani. İyi günler o zaman. İyi günler. İki sivil. Değerli teklifi not alın. İsveç Savaşı'nda ne yaptı? Ticaret. İsveç çeliği diye çok meşhur bir çelik var. Onu yaydı. Almanya sırf o İsveç çeliğini kurtarmak için Danimarka'yı ve Norveç'i işgal etti. Tabi kanal güvenliği de var. Baltığı koruma da var da asıl proje zaten oradaki İsveç çeliği. İsveç çeliği çok değerli. Tanklarında da kullanıyor bu herif. O yüzden İsveç çeliği için çok acı bir şekilde Norveç'i ve Danimarka'yı. Danimarka'yı bir günde, bunu kaç günde işgal ettiğini bilmiyorum. Peki Sovyetler Berlin'e girmeseydi müttefikler Berlin'e ne kadar zamanda girebilirdi? Berlin kuşatması başladığı zaman müttefikler hala da Frankfurt yolundaydı. Daha vakit vardı yani gelmelerine. Ya zaten Stalin'in kesin emri var. Müttefikler gelmeden önce ne pahasına olursa olsun bir şekilde ele geçirin diyordu Berlin'i. Ne olursa olsun ele geçirin diyorlardı. Rusya olmasa da Almanya düşmez. Düşmez kesinlikle. Stalin Berlin'e giren askerleri gerçekten esir olarak aldı mı, tutsak yaptım yani. Vallahi oradaki askerlerin çoğu son adamına kadar savaştı. İsterse savaşmasın. Ya çok kötü bir dönem. Şöyle ki Berlin savunması inanılmaz bir dönemi kapsıyor. Çünkü sen eğer o dönemde bir Alman vatandaşıysan ve Berlin'de tutsak kaldıysan şöyle bir durumla karşılaşıyorsun. Eğer Sovyetler karşı savaşmazsan seni asıyorlar. Almanlar asıyor. Eğer Sovyet'e karşı savaşırsan Sovyetler öldürüyor seni. Hiç acımıyorlar. Yani iki türlü de sıkıntı da yani. Çok kötü bir dönem. Berlin'de sıkışıp Sovyet askerlerine Rusça bir şekilde ben sizinle savaşmak istemiyorum dersek peki hayatta kalır mıydık Berlin'de? O kadarını bilemezsin. O kadarını tarihçiler de bilemez. Yani genelde savaşlar sivillerin gözünden anlatılmadığı için, verilere dayandığı için sadece kayıp olarak bildiriliyor. Ama hani Rusların da yaptıkları hiç iyi şeyler değildi Alman halkına. Çünkü aynısını Almanlar onlara yapmıştı. Çok kötü şeyler. Bu hikayede yanan Polonyalılar oldu. Polonyalılar çok kötü bir son ya. Ya nasıl diyeyim size? İlk başta Almanlarla Ruslar işgal ediyor ya. Bir tarafta iki büyük süper gücün arasında sıkışıyorsun. Abi sonrasında Almanlar itiyor. Savaşıyorlar burada. Sonra geri itiliyor. Abi Polonyalar o şehirlerin kaç defa tarumar edildiğini size anlatamam. Boloz yanındalar. Daha da kötüsü bu Stalin'in de şeyle ortaya çıkan bir şey. Abi bu adamlar burada savaşıyor. Polonyalar Sovyet direnişine katılıyor. Sırf direniş büyür de belki ileride Varşova Pakt'ı hani o dediğimiz mevzu var ya. İşte hani bunlar biz buraları işgal etmek istiyoruz çünkü diyor Sovyetler. Sırf ileride bize acaba problem olur mu diye kaç tane gerillayı sırf Sovyetlerin öldürdüğünü bilmiyorlar. Sadece ortaya çıkan mesela 6000 7000 bölge bölge sayılar çıkıyor. İsviçre'nin tarihi nedir anlatır mısın? İsviçre 200 yıldır savaşmıyor. Bu adamlar tarih boyunca da yaptığı en iyi şey paralı askerlik. Mesela şöyle düşün. Sen o dönem için bir Avusturya arşidükü'sün. Asker mi lazım? Kaliteli mi lazım? Paran mı var? Çek İsviçreli askerleri gönder. Papa mısın? Baktın muhafız alayından eksikler var. İsviçre muhafızlarıyla. Ya da oraya gönderiyor, buraya gönderiyor. Bu adamlar hayatım önce paralı askerlik yapıyor. Hiç öyle büyüme dertleri falan da yok. Dağlar bize yeter diyor. Ya döneminde Romalılar bile buraya çok şey yapmamış düşünün. Uğraşmamış. Bolşevik ihtilali olmasaydı Osmanlı'ya ne olurdu? Çok daha kötü olurdu. Zaten Osmanlı'nın Çanakkale başarısı zaten o Bolşevik ihtilalinin bir nevi başarıya ulaşmasına önayak oluyor ya. İngiliz donanması Çarlık Rusya'sına, daha doğrusu o Beyaz Rusya'ya yardım götürmek için gidiyor. Rejimin kurulmasına, Sovyetlerin kurulmasına gerçekten şeyin çok büyük faydası var Osmanlı'nın. Bu adamlar eğer hızlı bir direnişi yıkılsaydı, direniş olmasaydı. Çatışma olmasaydı Rusya savaştan gene çıkardı belki ama daha çok kayıp verirdik abi. Bizim düşmanımız bu şey değildi, Sovyetler değildi o dönem için. Franco niye savaşa katılmadı? İç savaş İspanya'yı çok yoruyor. Bu adamlar uzun yıllar boyunca savaşıyor. Savaş yanlış hatırlamıyorsam 39'da falan bitiyor. Zaten bu adam Almanya'ya vergi gibi. Nasıl bu adamlar buna yardım ettiyse bu adamlar da bunlara yardım ediyor. Volunteer adında dünyanın kaynağını gönderiyorlar. Ticareti açıyor ve volunteer halinde de asker gönderiyorlar. Çok fazla asker gönderiyorlar. Sırf 200 bini Doğu cephesindeydi galiba. Fransız tarihini anlatır mısın? Fransızların tarihi çok geniş. Peçerenin içlerine kadar giden bir tarihleri var. Şorman çağı dediğimiz çağda tüm Fransa, İtalya'nın çok büyük bir kısmı, Almanya'nın çok büyük bir kısmı şöyle bir arazi komple Şorman, Şarlman elinde. Ve bu kral ölünce de ondan hemen sonra mıydı daha sonra mı? Yine tarih burada biraz çelişiyor çünkü çok eski bir tarih.
800 tarihler mi daha mı eskisi? 3'e bölünüyor. Almanya'da kalan kısım Burgundi, Fransa'da normal bir şekilde kalıyor. Zaten bu yüzden Burgonlar Fransızdır şeye geliyor. Aslına bakarsanız tarih açısından, genel tarih açısından Fransa'da Alman, İtalya'da Alman, İngilizler zaten Alman, İspanyollar bile neredeyse Alman. Niye? Büyük kavimler göçünde buralara gelen, göçen ve yöneten halkların hepsi Almandı. Afrika'da bile bir Alman nüfusu var. Anladınız? Ya zaten bu adamlar DNA testi yaptıysa gerçekten çok büyük bir oranda Alman oldukları çıkacak. Topu araştırsaydık iyiydi. Biz top bilmiyor muyuz hala? Adamın ihtiyacı olmamış ki hani. Hiçbir zaman ihtiyacı olmamış ki. Doğasında yok savaşmak bu ülkenin. Evet, artık ideolojimizi değiştirdik. İkinci Dünya Savaşı. Çok insafsızca ama ihtiyacım var o sivile. Ben ihtiyacım olanı yazdım. Çok iyi. İki fabrikası var herifin. Merhabalar Sayın Anton. Merhabalar, buyurun. Efendim, Aru Island diye bir tane toprak var. Evet, var. Oraya alsak bari. 3 sivil. Efendim, bizim ülkede hiç sivil yok yani. Verebilirim. Size o toprağı tabii ki de ücretsiz verebilirim. Tamam efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Rica ederim. Merhabalar efendim. Efendim, biz savaşa girersek bize kaç volunteer atabiliyorsunuz şimdi? 2-3 tane sanırım. Çak alabilir miyiz sizden? 100 tane atarız. 100 tane yetmeyebilir. Malum Belçika'nın ordusu gerçekten son derece modernize bir şekilde bana bakıyor da. Anladım. Yani bir 300 tane uçak verseniz biz savaşta sizin adınıza kullansak. Tabii veririm. Umarım elimize almayız tabii ülkeyi. Değil mi? Bir de o ihtimal var. Görüşmek üzere efendim. Gördüğünüz gibi birlikleri gayet üstün. Komutan diyor ki biz burayı kazanamayız. Haklı olarak. Katılıyorum bu arada. Merhabalar. Buyurun, merhabalar. Sizlerle bir konu hakkında konuşmaya geldim. O konuyu biliyorum. Dutch Indies kesinlikle satılık değildir. Dutch Indies'ten toprak istemiyoruz. Allah Allah. Yürüz. Benim hayrımı mı sormaya gelmiş? Yani neden olmasın? Tamam. Dinliyorum sizi. Hükümetimiz olarak olabilecek herhangi bir savaşa katılmamanızı istiyoruz. Alman-Rus savaşına diye. Öylesini çünkü yapabiliriz ama. Bu savaşta yenilen taraf sadece siz olursunuz. Almanlar yenilmez ama siz yenilirsiniz. Çünkü sol tarafınızda bir ada var. Evet. Ve o adadan size gerekli 150 kilogramlık maddeler kalkabilir. Yani şimdi böyle tehdit yoluyla mı yapıyoruz tehdit çoğu şeyi? Tehdit değil efendim. Ben sadece size uyarıyorum. Sonra sarayım bombalandı. İşte tarlalarımız yok demeyin. Ne olur demem. O zaman iyi günler. Görüşmek üzere. Evet, SPG'ler geldi buraya 3 tane. Kaç askerin var senin? Güzellik 3 ila 21. Evet, korkutuyor. Rakam olarak bile korkutuyor benim. Tamı tamına 200 bin kişilik bir ordumuz var. Ne büyük bir ordu. Almanlar neden Normandiya çıkartmasını engellemiyor? Doğudaki savaş çok kötüye gidiyor çünkü. Ya normalde burada şey var zaten. Adamlar buraya sur örmüş baya baya. O duvarı örüyorlar ve yani geçilemez olduğunu savunuyorlar. Ama duvar çok kötü. Hani Rommel gelip diyor ki örerek bunu mu ördünüz? Deyip birkaç yerini düzeltiyor. Atlantik duvar, evet. Atlantik duvar. En iyi Alman komutanı Rommel ve Guderian. Ama Erich von Manstein de iyi bir komutan. Guderian ilk savaşın ilk başında çok çok iyi. Ama ondan sonra onun title'ı alınıyor elinden. Hitler'e çok muhalif bir kişilik. Dolayısıyla onun önünü tıkıyorlar. Ve önüne geçiyorlar yani onu. Keşke Guderian devam etseydi. Değil mi? Lastikten satıyor muyuz dünyaya? Evet, kimse bize lastik almıyor. Keyifsiz. Bizim bir şekilde Belçika'yı hızlamamız lazım. Evet, burada tank dolaştırıyor. İçimizde gezdiriyorum anlamına mı geliyor bu acaba? Bir komutan kafayı yedi. Bir diyor ki abi biz bir gecede ele geçiririz. Bir diyor ki yok abi biz mümkün değil ele geçiremeyiz Belçika'yı. Komutanın da kafası karışık. İnşallah elimize almayız Türkiye'yi. Hadi bakalım. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Valenio artık bende teknik açıdan. Bir gece ansızın gelebileceğimizi söylemiştik. Ama o da bir gece ansızın gelebilirim diyor. İtiyor. Evet, itebiliyor. Evet, güçlü bir Benelux için diyebilir miyiz? Evet, artık güçlüyüz. Yanıyoruz. Bir an başaramayacağım diye korktum. Bizim stability niye ölüyor ya? Şunları çözmek lazım. Tabii. O da bir seçenek. Umarım Amerika'nın şeyden haberi vardır İngiliz'den. Bakayım var mı? Evet, 51 askeri fabrika yokmuş. Var aslında, İngilizlerin konuşmasına şahit olduğuma göre. Kadınım olmak ister misiniz diye bir soru duydum sanki ben. Evet. O ne ya? İrlanda garanti al. İrlanda garanti mi? Evet. İngilizlerle isterseniz bir konuşayım. Yok, yıl o 30'da. İngilizler de zaten ona girecektir herhalde şimdi. Efendim, bizim İrlanda'mızda Lüksemburg garantiliyor yok, da. Yok, tam tersi. Nasılsınız bu ara, görüşme şansımız olmadı? Gayet iyiyim. Yani bir an birazcık strese girsek de gayet iyi. Bir an başaramayacağımı düşündüğüm oldu. Yok efendim ya, siz nelere kadirsiniz, başarırsınız illa. Amerika'yı hanımınız yapacağınız yönünde duyumlar var, doğru mudur? Efendim doğru, şimdi yalan demeye gerek yok. Bu bilgi doğru bir bilgidir. Peki Amerika'ya bunu söylemişsiniz efendim?
Evet, biliyor. Bile isteye. Buna rağmen bakalım artık. Nasip de varsa yani Amerika tutabilecek mi bizi? Öyle de bir erkeğim diyorsunuz. Efendim yani hazır ve nazırız. Ordularımız yani kumandanımızın emrinde hazır ve nazır bir şekilde Amerika sahalarında antrenman yapıyor şu anda. Ya göstere göstere yapmanız ayrıca bir şey olmuş. Aslan Kral Edward diyorlar bana ülkede. Onu bir gösterelim dedik. Efendim peki sizin Fransa'da bir toprak talebiniz varmış diye duydum. Bu doğru mu? Bu doğru bilgi mi? Evet. Neden efendim? Fransızlar size ne yaptı? Bizi 100 yıl boyunca baskı altında tuttular. Demek doğruymuş. Fransızlar bunu yapmış. Evet. Şahidim de var. Şahidiniz galiba Almanya. Evet. Yani Alsas Soran. Yani Bozacı'nın yani... şahidi Şıracı diyebilirsiniz ama. Evet evet. Ben de o aklıma geldi de demek istemedim. Yani sen heçereyi de atan devlet. Evet. Biz heçere diye yanıp tutuşurken bu adam bizi heçereden kopardı. Tamam. Aynı tam insan. Olarak öyle olmuş olmayabilir ama kısmet. Evet efendim doğru. Biz bu bilgiyi bilmiyorduk. Şu an Fransızlara karşı bir sorgulama politikamız gelişti. Yani Fransızların helali arkanızdan söylediklerini... Değil mi? Doğrudur. Biz o zaman biz Fransızları korumayı planlıyorduk ama bir bakalım tekrar. Bunu yani düşünelim. Efendim ağza alınmayacak şeyler. Efendim tekrar teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Bir Fransızlarıyla konuşalım. Bunun hesabını bir soralım. Tabii ki. İngilizleri çok seviyorum. Evet, hepimiz seviyoruz. Demeydi neydi? Adamın her yerde ajanı var. Sayın Musart, siz de gönüllü göndermek ister misiniz İran cephesine? Ha? Evet, herkesten gönüllü bekliyoruz. Tabii ki de. La ben de diyorum bir şey eksik. Sana bisiklet division'ı gönderiyorum. Taci bisiklet olması biraz önemli ama yoksa geçemeyebilirler. Yani bisiklet. Dağda iyi iş yapıyormuş. Salkan herhalde. Tabii. 16 vites, ağzınıza layık. Lütfafre dünya birincisi olmaya devam ediyor. Bir de Sayın Adolf Hitler, sizden de uçak alma şansımız var mı? Lütfafre dilim sürüşüyor. Dünyanın en yer altında şu anda. Biz kalkıyoruz. Evet, sizden gelen 300 fighter var. Bize daha yeni ulaştı. Güzel. Yok, bizden gelmedi. Ama Sayın Adolf Hitler, buradaki petrolle siz uçaklarınızı kaldıracaksınız sonuç itibariyle. Biraz uçak göndermesi hiç mi mümkün değil? Elde yok, avuçta yok, eğitimde hepsi. Biz bir 100 tane gönderelim yine de. Bak işte bazen yani bu tarz özel durumlar için olabiliyor. Lakin Benelux'u kurunca ben birazcık adam olurum dedim. Olamadım. Evet olamadım. Başaramadım evet. Abi. Sayın Musa sizin de birlikleriniz geldi. Birini bilginiz olsun. Geliyoruz bisikletlerimizde. Çok hızlılardır. Bakın bisikletlerimiz geliyor size. Evet Türkiye'nin dağlı yollarında bayağı hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Çok haşindirler bu arada. İyi davranın onlara. Bu nasıl bir cephe yani? Zamanında Yavuz Sultan Selim niye tamamını almamış anladım açıkçası. Efendim bisikletlilerimiz nereye vursun? İstediğiniz yere vursun. Vurabiliyorlar mı bir görelim. Vurabilmeler önemli. Evet ama daha gelir gelmez %85 attrition yemişler galiba bir yerde. Pedal. Zincir mi atmış? Heh zincir atmış. Bisiklet işte bir adam. Ne vuruyorsun beni? Bak daha 9 vuruyor. Bakın nasıl imha ettik. Güzel imha ettik bence. Şimdi Tehran'a gireceğiz onlarda. Tehran'a giriyoruz. Güzel. Bir elde tüfek diğer eliyle dengede kalmaya çalışıyor. Evet öyle. Baksana şurada inip öyle devam ediyor. Haşim bisikletlilerimiz iş başında. Hem Tehran'a girdi bu bisikletliler. Evet fark ettik. Çok hızlı bir şekilde diğer tepeye doğru gidiyoruz. Tepenin arkasında da tepe çıkıyor ama çok... Dağ tepe fark etmez. Olur. Bakın oraya da gidiyoruz. Adeta bir turistik gezi havasında gerçekleştiriyoruz bunu. Sade bir çantayla. Arada bir yoruluyoruz ama olsun. Efendim bisikletliler 30 gün kadar burada olabiliyor. Ondan sonrasında gitmeleri gerek. Nereye gitmeleri lazım? Benelux fethi var efendim. Orada da o bisikletlilere doğru. İhtiyaç var. Anlıyorum. Ama yine de size giderek bir kıyak daha yapıyorum. Ve Tehran'dan devam ediyorum bisikletlilerimle. Bazıları yolda gerçekten attrition'dan ölse de. Yani adamın lastiği patlatıyor. Biz zorla kafasına vura vura geri gönderiyoruz. Yapacak bir şey yok. Sonunda. Evet bisikletliler o zaman sayesinde lütfen. Artık size SPG'lerinize petrol göndeririz buradan. Makul bir teklif. Bisikletlilerinizi Suudi Arabistan seferinde de görmek isteriz. Tabii. Zaten sıcağa alıştılar onlar. Onların adı artık değişecek. Çöl bisikletlileri olacak. Evet nasip de yokmuş Lüksemburg. 12 askeri fabrikası mı var onun ya? Büyümüş. 14 fabrika ne? Biz Fransa savaşı için havalimanları basalım. Ne birileri ölecek ki birileri yaşasın değil mi? Efendim bisikletliler hazır. Bir sonraki seferinize. Tamam o zaman birazdan Suudi Arabistan'da sizi çağırırız. Zevkle. Efendim Fransızlara gittim. Çok uygun bir anlaşma sundum ama kabul etmediler yani. Nasıl bir anlaşma? Kadınım olur musunuz? Demeseydiniz öyle iyiydi. Peki ilk hangi tarafa saldıracaksınız? İkisine de aynı anda. Ne zaman efendim tam olarak? 40'ın başlangıcında direkt. Suudi Arabistan seferi başladı bilginiz olsun. Tabii hemen katılalım. İtalya'nın Yunanistan seferi pek verimli gitmiyor gibi efendim. Gerçekten acı çekiyorlar gibi ve inatla çıkartmada atmıyorlar. Efendim bisikletliler geliyor size.
Efendim biz ne kuralım acaba? Bir fikir sahibi misiniz? Belki bir Frankish Empire olabilir. Ama bir dakika, o sınırlar içerisinde ben de var mıyım şimdi? Güzel fikir veriyoruz ama. Varsın. Yok, onu kurmayın o zaman. Gerek yok. Aklımıza soktunuz yani şimdi böyle bir şey. Gerek yok. Öyle şeylere gerek yok şimdi. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Yani ne gerek? Siz zaten güçlüsünüz canım. Artık manpower sorunumuz kalmadı. Milyonlar silah alınmak için hazır. Ama silahımız yok. Silahınız yok. Ne tesadüf, bizde de yok. Varmış. Yok gibi davranalım biz. Evet. Yani şimdi bize mi yok yoksa var ama mı yok? Ya var ama yok yani. Ya kendime kadar var diyorsun. Heh o kadar. Ey Amerika, sen kimsin ya fraksiyonu kurulmuş ve Ruslar da onunla beraber. Ama bizim tarafımızda Çinliler var. Amerika bomber basıyor. Amerika'dan mektup aldım. Biz kapitüle olunca bu bomberları İngiltere umarım size karşı kullanır yazıyor. Evet, ilginç bir tercih. Efendim, support ekipman var mıdır? Yani o da kendimize kadar açıkçası. Kaç yılında giriyorsunuz savaşa? November'da gireriz herhalde. Ben o zaman hazırlıklarımı yapıyorum. Tabii. Kaçık 200 division'ı var ve bizi sadece öndeki bir şey beklemiyor. Arkada halı, onun arkasında birazcık daha halı, onun da arkasında bir tık daha halı olabilir. Petrol ihtiyacınız olan söyleyin, hemen bağlayalım. Bize birazcık lazım olabilir ama Almanya'ya daha çok lazım olabilir. Evet, petrol olursa. Evet, arkadaki halı tahmini çok doğru çıktı. Şurayı pinlersek eğer kaleyi ise... Evet, ben pinledim. Kaleyiz paketi geldi. Güzel. Güzel halı ama, takdir ettim. Evet, kaleyiz bitti. Romanya ne? Evet efendim, savaş Polonya girdi, fraksiyonuna Romanya girdiler. Romanya seferine de çıkarız. Efendim, bir halı daha var ama evet, artık yarıldı gibi. Litvanya Evet, Litvanya da girdi. Bir tık üzücü tabii. Biz oraya gidiyoruz ama evet, tanklarınız keşke orayı itmeseydi. Pakatı kaçırdık. Şurası geri çekilmeseydi 30 division'ı pakat yiyecekti. Neyse, çok bir önemi de yokmuş. Tamam. Evet, Hollanda SPG'leri iyi iş yapıyor be. Ay 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 ay, pakat atıyoruz. Gene her zaman Fransa'ya kinimiz baki. Keyifli derim ben buna. Keyifli. Keyifli, 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 keyifli. Haydi daha büyüğünü atalım. Sayın Adolf Hitler'in ayağı kaymış galiba. Yok canım. Yok yok, kaymış. Ne olacak şimdi? Yani ne olacak bilmiyoruz. Ben gene de paketlerimi atmaya devam ediyorum. Sen bunu bir düşün Türkiye. Bu ayın elemanı, pardon, minor ödülünü ben alacağım. Ben düşüreyim de şu Fransız sakata gelmeyelim. Lan paket açılıyor. Paris hariç her yeri aldım. Bir tane savaşa gelebilir mi? Neyse, biz Pahris'e girip bitirelim bu mevzuyu. Efendi, yolladığımız divisionları Polonya'ya mı götürelim, Fransa'ya mı götürelim? Ya Polonya daha zorlayıcı bir rakip gibi duruyor. Polonya 650 bin asker kesmiş ve kesmeye de devam ediyor. Aman Allah. Efendim, işin garibi ben de elim almışım biraz. İkimiz de gayet güzel elimizi almışız. Fransa'dan bize de toprak verseniz. Neyse, bizim de Fransa'dan alacaklarımız var. Seni kırbaçlarım. Ya Suriye'de anlaştık be adam, onu da istemezsin herhalde. Ha, Suriye'yi istemiyorum, yok Suriye'yi istemiyorum. Şu Asya'daki Fransa toprağını ne yapacaksınız? Size bırakılır orası canım, o kadar da değil. Evet efendim, biz burayı artık yaracağımızı düşünüyoruz. Başaramadım lan bu arada, burayı alamadım lan ben. Onun Paris düşmeden olur. Bak, bir efsaneyi gerçekleştireceksiniz. Bak, adam kapitülü kaybetmedi ama surrender limit düştü. Aga be. Efendim, bence anlaşma böyle gayet uygun gibi. Ne düşünüyorsun? Asas soran yacarınız. Efendim, birazcık büyüdüler. İberya şu an Rus fraksiyonuna katıldı. Efendim, İngiltere galiba İberya garanti atmış ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Efendim, yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Ne oldu lan? Oo, hiç mi dikkat etmedin? Arabistan da çıkacak içinden. Arabistan'ın farkında mısın? Evet 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 evet, bayağı uğraşacağım ya. Garnizonda hiç maskeniz yoktu efendim? Vardı vardı vardı. Belli efendim, o da vardı bu zamana kadar. Garnizon full bu arada hani. Hiç full gibi değil. Şu an hani Arabistan'daki komplikense bakıyorum, adamlar eksiye gitmiş yani. Sayın Mussolini, yardım eder misiniz? Getiriyoruz tüm divisionlarımızı, merak etmeyin. Efendim, Mussolini, yardıma ihtiyacınız olan herhangi bir konu var mıdır? Şu an sadece rubber ihtiyacımız var, onu da sizden karşılıyoruz. Hem bisiklet getirelim mi oraya? Yani istiyorsanız getirin. Evet efendim, nasıl yapıyoruz şimdi? Yani İberya'ya garanti attılar. İberya'ya garanti atmalarına rağmen Japonya'ya saldıracağız diyorlar. Bize saldırmayın diyorlar. Giriyoruz yani değil mi İberya'ya? Ya İberya'ya gireceğiz, evet. Tamam, hazırlıkları başlatalım efendim. İberya kursam ne güzel olur lan. Büyük ülkelere yetiştik fabrikada.
Siz zaten büyük ülke değil miydiniz ya? Bu savaştan sonra evet büyük ülke olduk. Şu an kendimi Himmler gibi hissediyorum. Kendisine Batı Fransa verilen Himmler gibi. İzlanda Almanlara saldırı. Papat olmak için herhalde. Pek gariptir ki İsviçre'nin garantörlüğünü yürütüyor. İngilizler sözlerinden geri döndüler. Evet, Anglosfer'e katılmış İberya. Evet. Yani girmeyeceğiz herhalde değil mi? Daha. Biz hazır değiliz.